Evet, milli gururumuz var şu an mutfakta. Anneciği Sibel Hanım'la beraber gel hayatım sen de. Yaşadım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selam. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, siz? Ben de iyiyim. Tutucuğum hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba. İyiyim, sen nasılsın? Türkiye formasını giymiş. Güzel oldum. Canımsın. Güzel. Ya jimnastik yapıyorlar. Eski milli jimnastikçimiz evet. Bizim. 3 yaşında başladı. Tutya da 4 yaşında başladı. Türkiye şampiyonluğu var. Lisansını aldığı yıl 2007'de. Evet. Sonra 2010 yılında evet. Türkiye şampiyonası. Sonra olimpiyatlar. Evet. Değil mi? Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. İşte şimdi Tokyo hazırlıkları başladı. Tokyo olimpiyatları. İlk 8 yaşında Türkiye şampiyonu olmuştum. Sonra olimpiyat hedefi konuldu bana. Çok çalışıyoruz. Çalışıyorum yani. Çalışmaya devam. Hakikaten çok güzel. Ben seyretmeyi çok severim. Artistik, jimnastik özellikle bayılıyorum. Öyle durup atlıyorsunuz ya. Bir de böyle duruyorlar sonrasında. Tabii o kadar kolay değil elbette. Evet. Değil mi? Çok büyük zorluklar yaşadın. 4 yaşında başladın. Şunu sormak istiyorum. Jimnastik yaptırmak, çocuklarımızı bu şekilde yönlendiriyoruz. Anneciğimiz de burada. Kızlarımız bale yapsın istiyoruz. Böyle piyano öğrensin istiyoruz. Gibi. Bunun gibi bir şey. Sen artistik jimnastiğe 4 yaşında nasıl başladın? Anneciğine mi söyledin bunu? Anneciğin mi yönlendirdi yok. Seni? Ya şöyle oldu. Çok hareketli bir çocukmuşum zaten. İşte 8 aylıkken yürümeye başlamışım. Koltuk tepelerinde falan. Babamla da hep işte yürüyüşe falan gidiyorduk. Köpeklerimizi gezdiriyorduk. Ben çok hızlı koşuyormuşum. Hani annemle babam da demiş ki herhalde atlet olur. Hızlı koşuyor. Jimnastik de zaten çok bilinmeyen bir spor branşı olduğu için hani atlet çizime yönlendirmek istemişler. Sonra işte bir arkadaşına sormuş. O da demiş ki jimnastik temel branş. Jimnastikle başlasın sonra başka spora geçecekse yine geçer. İşte sonra 3 yaşında beni jimnastik salonuna götürmüşler. Altımda bezim var diye almamışlar beni salona. Ay kıyamam. Sonra 4 yaşında tekrar gittiğimizde de ben girmek istememişim jimnastiğe. Bir ay falan. Bayağı bir uğraştırmışım annemlere. En son annem şey demiş, her girdiğin jimnastik dersine bir Barbie bebek alacağım. Öyle motive beni. Etmiş. Çok iyi, altında beziyle gitmiş. Kıyamam, sen bezi çok geç bırakmışsın bu arada. Ben 3 yaşında, evet. Hatırlıyor musun o günleri? Yok yani ilk başladığımda girmediğimi falan hatırlamıyorum. Anlatmalara falan ama sonra işte yavaş yavaş. Ya 5 yaşında falan. Artık 4 yaşında böyle hobi olarak yapıyordum. 5 yaşında böyle yarışmacılarla çalışmaya ama hani zorlandığımı hatırlıyorum. Yani. Ay kıyamam anneciğe. Şimdi kızına mutlaka gurur duyuyorsundur. Tabii ki. Ama mesela pes ettiği dönemler oldu mu? Bugünlerde siz neler yaptınız? Tutya'nın oldu pes ettiği dönem. O da bir ara İstanbul'da bağlar başında olan salonumuz kapanmıştı. Salon kapanınca da Tutya antrenmanlara Bolu'ya gitmeye başladı. Okulu da ağır bir okul. İşte okuldan çık Bolu'ya git eve geldiğinde hasta olup geliyordu. Ve uzun bir süre Bolu'ya gitmek zorunda kaldı. İzmir'e gitti. İşte cuma sabahı uçağa biniyordu. Pazar akşamı dönüyordu. Bir gün geldi artık ben dayanamıyorum dedi ve bırakmak istiyorum dedi. O an bizim yıkıldığımız noktaydı. Sonra eşim Mehmet Baykan var genel müdür. Ona telefon açtı. Artık Tutya hani spor yapmayacak bırakıyor dedi. O da olur mu öyle şey yani Tutya gibi birisi bırakamaz sporu deyip sağ olsun bir günde yeni salonu açmaya karar verdi ve açıldı. Evet Tutya'nın sayesinde tekrar jimnastiğe geri döndü. Harika. Şimdi olimpiyatlara gidiyorsun Türkiye şampiyonusun ama Türkiye şampiyonu olmak çok güzel, çok büyük bir başarı. Ama ben şurada anneler çocuklarını spora desteklesinler anlamında okulla olan bağını sormak istiyorum. Çünkü anneler okulunda başarılı olsun, testleri çok iyi olsun, TEOG'da çok iyi bir ortalama alsın ya da üniversite sınavında çok iyi branşları kazansın diye. Maalesef ki spor yapsınlar ama böyle amatör anlamda yapabiliyorlar. Profesyonel anlamda yapmaları için ne tavsiye edersin? Senin okulunu etkiledi mi hiç? Şöyle, genelde zaten ülkemizde olan bir problem bu ama tamamen bence ön yargı. Yani şöyle, hem spor hem eğitim bir arada istendikten sonra götürülebiliyor çalıştıktan sonra. En güzel sonra. Alışkanlık keşke spor yapmak olsa. Başka kötü alışkanlıkları olmayacak. Evet, yani şöyle hep böyle bir seçim yapmak zorunda kalıyor çocuklar. Eğitim seçiliyor. İşte ya da bazıları sporu seçiyor.
Ama ben hiç öyle olmadım. Yani hep ailem zaten benim eğitimi birinci sıraya koydular. Küçüklüğümden beri zor bir okulda okuyorum ama çalışmak ve ders çalışmak istedikten sonra zaman bulunuyor. Zaten düzenli bir hayatım var. Jimnastikten gelen bir disiplinim de var. O da derslerine derslerime yansıyor mutlaka. De yansıyor. Aslında iyi anlamda etkiliyor evet. Spor, eğitim, genel olarak disiplini. Hani çünkü ben antrenmandan geliyordum, ders çalışıyordum. Belki servisle eve gelsem televizyon falan izlerim, ders yine çalışmazdım. Hı hı. Yani öyle düşünüyorum şu an. O yüzden beni aslında iyi anlamda etkiledi bu. Hem sporcu olmam hem eğitimi bir arada götürmem. Ben yapabiliyorsam ben herkesin de bunu istedikten sonra yapabileceğini düşünüyorum. Karnen nasıl? İyi. İyi mi? İyi mi peki iyi mi? İyi, peki güzel. Şu an peki. Çok güzel. Bir arada yürütülebiliyor. Bunun da güzel bir örneğisin gerçekten. Annen de mutlaka ailen bu anlamda çok evet. Büyük destek olmuş. Çocuklarımızı spor yapmaya teşvik etmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda senin gibi olimpiyatlara hazırlanan milli sporcularımızı ağırlamak beni çok çok mutlu ediyor. Sen de zaten... Ben de zamanında evet. Tüm aynı yollardan geçtim. Hareketli bir çocuk olduğum için jimnastikle annem sayesinde tanıştım. Sonra o gün bugündür konuşuyorduk zaten kuliste. Yani 3 yaşından beri ben de işte Tutya'da 4 yaşından beri durmaksızın çalışıyoruz. Ama bu tabii şöyle ama bir şey değil. Disiplin. Ben jimnastiğe başlayacağım, Türkiye şampiyonu olacağım, sonra olimpiyatlara gideceğim. Bu iş öyle olmuyor. Tabii. Değil mi? Tabii. Bunun bir antrenman süreci var. Mutlaka zorluklarla karşılaşıyorsundur. Kaç kere düştün aşkım? O Trabzan mıydı? Denge. Oradan mutlaka düşe düşe öğreniliyor bu işler değil yani mi? Yani bayağı düştüm. İlk başta hani insan bir korkuyor küçük çocukken. Ama sonra yani yapıp aslında ben en sevdiğim şu an denge mesela. Çok eğlenerek yapıyorum. Ama tabii böyle çok yapmak istemediğim işte bugün de antrenmana gitmesem dediğim günler olmadı mı? Oldu. Antrenmanda ağladığım günler. Yani hep böyle... Niye ağlardın? Yoruluyordum çünkü. Ama yorulunca, kaç saat yapıyordunuz? 6-7 saat sürüyor. Bizim çok uzun sürüyor o yüzden. Bir de jimnastiğin farkını altını çizmek lazım. Çok cesaret gerektiren bir spor. Tabii ki. Zıplıyorsun, yani, düşüyorsun sonra iki ayağını. Evet. Oradaki o mental olan kısım saatlerce benim dengede ve kısa paralelinde böyle tüneyerek 3 saat ağlamıştım. Benim de vardır. Her jimnastik ama ne diyorlar bilir. Hocanız? Hadi kalk devam. Değil mi? Çünkü sporcular hep öyledir. Onun durmak için bir yok. Şey ifade etmiyor. Yani o yüzden zaten sen ağladığın zamanlar pes etmediğin için iyi bir yere geliyorsun. Yani o antrenör zorlamasa zaten. Tamam kızım ağladın hadi git eve dese. Şu an buralarda olamaz. O yüzünün üstüne kaç kere düştün? Bayağı her antrenman düşüyorumdur yani. Ay kıyamam ya. Ay çok güzel suratı var. Ama çok da başarılı, çok da azimli. Arada böyle çikolatadır, kektir. Kaçamaklar yapar mısın? Sporcular ben... çok düzenli beslenirler çünkü. Gençtir, ben çok seviyorum aslında yemek yemeyi. Böyle çikolata, kek falan ama işte bir diyet programım var tabii ki. Yani bir diyetisyenle çalışıyoruz. Annem her evde ona göre yemek yapıyor falan. Ama tabii kaçamaklarım oluyor. Oluyor. Bugün de o ufak kaçamakların, bugün de Ezgi ablacığın çünkü çayı demledi. Şimdi güzel de kek yapacağız. Tarifini verecek.